Merhaba. Muhalefet büyük hata yapmazsa kazanır derken iktidar üst üste hata yapmaya başladı. Son dönemde Erdoğan'a üst üste hayır denmesinden daha mühim bir şey var, gözden kaçıyor. Reddedilmek iyi bir şey değildir. Kişiye karizmayı çizdirir. Onun için reddedilecek teklif yapılmaz. Siyasi pazarlıklar kapalı kapılar ardında götürülür ve sonuç olumluysa kamuoyuyla paylaşılır. Hoş Fatih Erbakan döndü dönmesine, lakin bu katılım başta açıklansa etkisi daha büyük olacaktı. Erbakan aday olarak çıksa Erdoğan'ın oyunu bölecekti. Şimdi dönmesi ona verilen oyların da döndüğü manasına gelmiyor tabii. Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonomi yönetimine düşündüğü sır değil, aylardır biliniyor. Nihai görüşme için parti genel merkezine çağırması, bunun basına duyurulması, çıkışta açıklama için kürsü hazırlatılması filan. Herkese bu iş bitti diye düşündürdü. Fakat o da ne? Şimşek arka kapıdan çıkıp gitmiş. Kişi daha önce aracılarla ilettiği düşünmüyorum görüşünü bu defa yüzünüze söylüyor, akşamında teklifi reddettiğini bir tweet mesajıyla cümle aleme ilan ediyorsa, 20-22 yıllık parti ve ülke yönetiminin finalinde ağır çuvallamışsınız demektir. İlaveten bir stratejinizin olmadığı, onların da böyle patladığı düşünülür ki öyledir. Fatih Erbakan konusu şu son AKP ile pazarlık sürecinde yeniden Refah Partisi'ni bilmeyen kalmadı. Parayla bu tanıtımı yapamazdı. İşin Erdoğan'a bakan yönü ise tam bir acziyet. Önce Binali Yıldırım'ı yollamışsınız, buna kameraları da davet etmişsiniz. Pazarlık tıkanır gibi olunca Numan Kurtulmuş girmiş devreye, sorun aşılır gibi olmuş. O arada genç Erbakan uğruna AKP'nin kadın siyasetçilerini kurtların önüne atmışsınız. Nihayetinde günü gelmiş, Fatih Erbakan ittifaka katıldığını açıklayacak. Beklenti o, televizyon kanalları filan haber verilmiş, hepsi canlı yayında. Fatih Erbakan adeta yüzünüze karşı hayır diyor. Devreye girip sarayda randevu veriyorsunuz. Vaatlere ne eklendiyse anlaşma sağlanıyor filan. Erdoğan tecrübesindeki bir politikacı için bu çuvallamalar ve pazarlıkların götürülüş biçimi, hazırlıksızlığı, vizyonsuzluğu, iş bilmezliği ve elbette paniği gösteriyor. Diyelim ki Mehmet Şimşek ve Fatih Erbakan başta sarı ışık yakmıştı. Tam anlaştık derken fikir değiştirip sizi zor durumda bıraktılar. Operasyon yediniz yani. Yemeyeceksiniz o operasyonu. Tarihi çok geriye götürmeyeceğim. Erdoğan son 1-1,5 senedir ne yapsa elinde patlıyor ve bunu lehine çeviremiyor. Bedensel ve zihinsel çevikliğini kaybetti. Politik becerileri artık işe yaramıyor. Adeta dünkü çoluk çocuğun şamar oğlanına döndü. Peşin hüküm vermeyin, henüz şapkadan tavşanı çıkarmadı diyenler oluyor. Şapka da yok, tavşan da. Tabirimi mazur görün, son dakika bir inayet eli filan dokunmazsa reis yolcu.